HAKİŞ Genel Başkanı'ndan EYT açıklaması. HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 3 Ağustos 2022 tarihinde Hizmet İş Sendikası'nın Elazığ Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Arslan, katıldığı genel kurulda milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar konusu hakkında da açıklamalarda bulundu. EYT sorununun IMF'nin Türkiye'ye attığı bir kazık olduğunu ve 23 yıldır düzeltilmeye çalışıldığını kaydeden Arslan, şu ifadelere yer verdi. 2013 yılında Türkiye'nin IMF ile olan bütün ilişkileri kesildi ve bundan sonra IMF ile hiçbir program yapılmayacağı ilan edildi. 17 yıla yakın zaman geçti. Allah'a çok şükür IMF kapılarına mahkum edilmedik ama ne yazık ki bizi onlara mahkum etmek isteyen siyasetçiler var. IMF'nin bize attığı son kazık EYT konusudur. Kanuna rağmen ne yazık ki 99 öncesi işe girenler EYT ile karşı karşıya kaldılar. 99 Temmuz ayında Ankara Kızılay'da mezarda emekliliğe hayır diye hep beraber bağırmıştık. IMF primlerini ödediği halde çalışanlarımızın emeklilik haklarını elinden aldı. EYT 23 yıl sonra düzeltmeye çalışıyoruz. IMF ile 18 defa anlaşma yapıldı. Her anlaşma ekonomik, sosyal krizlere neden oldu. Cumhurbaşkanımız IMF defterinin kapatıldığını defalarca vurguluyor. Bu ülkemizin bağımsızlığı için önemlidir. IMF baskılarına, terör örgütü saldırılarına rağmen ayakta kalıyorsak çok ciddi bir başarı öykümüzün olmasındandır. Ama bunun bir de bedeli oluyor ve bunu ülkece ödemek zorunda kalıyoruz. Bu topraklar bedeli ödenmeyecek kadar büyük ve kutsal topraklardır ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.